Bahçeşehir'in derinliklerinde bir yerlerde gizli, Bahçeşehir'in dev bir site olduğu zamanlardan kalma şöyle bir tabela var. Konunun detaylarını bilenler için Şelale 73 son derece tüyleri diken diken eden bir detay. Daha önce İstanbul'la ilgili 3 videoluk bir seri hazırlamıştım ve bu serinin ikinci videosu için bazı ilginç yerlere gitmiştim. Gittiğim bu ilginç yerlerden birisi de Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği o villaydı. O gün villa ile ilgili çok detay veremedim. En azından villayı doğrudan gösteremedim. Çünkü villanın içinde hala yaşayan birileri olması ihtimaline karşı bunu yapmak bana doğru gelmemişti. Ama yakın zamanda basından takip ettiğim kadarıyla o bölgedeki villalar boşaltılmış, bir kentsel dönüşüm ihtimali var. Hatta bana ulaşan bilgilere göre yakın zamanda o villayı da içine alan ada için bir yıkım kararı çıkmış. Tabii konu biraz çetrefilli çünkü 1990'lı yıllarda yapılan bu villaların deprem riski taşıdığı iddia ediliyor. Fakat diğer bir taraftan da konunun aslında rant olduğu, az katlı bu villaların yıkılıp yerine yüksek katlı binaların yapılacağı da iddialar arasında. Bahçeşehir'de bir grup gönüllü bu dönüşüme karşı çıkıyorlar. Onların sesini de buradan duyurmuş olalım. Yüksek katlı yapıların Bahçeşehir'in kaldırabileceğinin üzerinde bir nüfus artışına yol açacağını ve Bahçeşehir'in ekosistemini bozacağını savunuyor bu gönüllüler. Merak edenler detayları Instagram'daki Gölet Gönüllüleri sayfasından takip edebilirler. Tabii süreç nasıl işler bilemeyiz ama şu an bizi ilgilendiren kısım o villada kimsenin yaşamadığı. O yüzden o villayı size dışarıdan gösterebileceğim bu videoda. Aslına bakarsanız villanın dışarıdan görebildiğimiz kısmı bu kadar. Kapının önüne kadar girebilmek için sitenin içine girmek gerekiyor. Dışarıdan ancak bu kadar yaklaşabiliyoruz ve bu kadar görebiliyoruz villayı. Daha önce farklı haber kanalları bu villanın içinde de çekim yaptılar. Uzun süre bu villayı kimsenin kiralamak istemediğine dair haberlerdi genellikle. Bunlar YouTube arşivinde, bunlar da mevcut. Bir detay daha var ki bence işin en dramatik kısmı burası. İfadelerde eve arka bahçe kapısından girildiği yazıyordu. Bu ifadeleri merak edenler, daha fazla detay isteyenler için bir yönlendirme daha yapacağım. Salının Sırrı isimli bir kitap. Bu kitapta çok detaylı bir şekilde mevcut ifadeler. İşte o kapı, bu kapı, o gün her ne olduysa bu kapıdan geçtikten sonra oldu. Uzun sayılabilecek bir aranın ardından tekrar merhaba. Bu videoda size daha önceki videolarda bahsedemediğim bazı etkileyici detaylardan bahsedeceğim. Çekip gösteremediğim yerleri göstereceğim. Devam ediyoruz. Bu senenin başlarında bir Kazakistan ziyaretim olmuştu ve Kazakistan'da geçirdiğim sürenin büyük çoğunluğunda Almatı'daydım. Ama bir süreliğine Türkistan'a da gittik. Bu benim Türkistan'a ikinci gidişimdi ve Türkistan son yıllarda çok yatırım alan bir bölge. Birçok yerde yeni inşaatlar ya da şantiyeler görebiliyorsunuz ama Türkistan civarındaki diğer yerleşim birimleri için bu durum pek böyle değil. Türkistan yakınlarında Kentau isimli bir kasaba var. Orta Asya'da öyle yerler var ki Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bir çivi dahi çakılmamış yerler. Kentau da işte aşağı yukarı böyle bir yer. Haliyle benim tam olarak görmek isteyeceğim tarzı bir yer. Daha şehrin girişinde böyle bir yapıyla karşılaştık. Sanki üzerindeki iz 1970'li yıllardan beri hiç silinmeden öylece duruyor. 50 yıldan uzun zamandır hiç dokunulmamış ama çalışmaya devam ediyor öyle bir yapı. Bu kesinlikle son zamanlarda gördüğüm en etkileyici yapılardan birisi. Daha yakından göstermeye çalışacağım size. Bu tesisten çıkan sıcak su borular vasıtasıyla Kentau şehrine iletiliyor ve şehirdeki ısınma buradan gelen sıcak suyla sağlanıyor. Sovyetler Birliği zamanından kalma bir yer burası. Çok eski, çok siyah bir yer. Sonradan biraz araştırdım. 2200 konut, 106 kamu kuruluş ve 4000 ticarethaneye besliyormuş bu santral. Ama benim için etkileyici olan kısım dışarıdan baktığınız zaman görünen o manzara. Devam ediyoruz. Size başka ilginç şeyler bulmaya çalışacağım şimdi. Şehirde karşımıza çıkan bir diğer sürpriz yerse burasıydı. Eski bir fabrika binası, logosu, işte girişteki o yazısı, giriş kısmı yine olduğu gibi duruyor. Yıllardır el değmemiş, yıllardır hiç kimsenin uğramadığı bir yermiş gibi öylece duruyor karşımızda. Biraz yaklaşıp kamerayı pencereden içeriye doğru tuttuğumda hiç bugüne ait olmayan bir görüntüyle karşılaşıyorum. Bilmiyorum kameraya ne kadar yansıtabildim bunu. Sonra bir an gözüm turnikelere kayıyor. Bir zamanlar Sovyet işçilerinin çevirdiği o turnikeler hala öylece duruyor yerinde. Tabii böyle şeyler görünce bir sürü şey düşünüyor insan, bir sürü şey merak ediyor. Böyle parmağımı sokup deşmek geliyor bu tarz şeylere hep. İnternete bağlanabildiğim ilk yerde hemen bu yerle ilgili bir araştırmaya giriştim. Tabii internete bağlandığım bu süreçte VPN'im açıktı. Özellikle yurt dışındayken ya da bilmediğim bir ortamda internete bağlanıyorken mutlaka VPN kullanıyorum. Nedir VPN? VPN IP adresinizi maskeleyerek
çevrim içi gizliliğinizi sağlayan bir yöntem. VPN kullanmanın pek çok avantajı var ama ben özellikle otel gibi, havalimanı gibi ortamlarda internete bağlandığım zaman güvenliğimi sağlamak için VPN kullanıyorum ve elbette bulunduğum bölgedeki internet kısıtlamalarından kurtulmak için. Evet, internet kısıtlaması. Otoritenin bir web sitesine erişimi engellemesi. Çok yabancı olduğumuz bir kavram. Bence VPN nedir hepiniz biliyorsunuz. VPN uygulaması olarak ben Surfshark VPN'i tercih ediyorum. Kullanıcı dostu minimalist bir arayüze sahip ve bunun yanında bir hesapla birden fazla cihazla kullanabiliyorum. Surfshark VPN aynı zamanda benim otel ve uçak bileti rezervasyonlarında da kullandığım bir uygulama. Çünkü biliyorsunuz otel ve uçak biletinde bazen bölgesel fiyat avantajları olabiliyor ve Surfshark VPN sayesinde ben de bu bölgesel fiyat avantajlarını yakalayabiliyorum, bu avantajlardan faydalanabiliyorum. Ayrıca Surfshark VPN, Surfshark One isimli bir güvenlik servisini de içinde barındırıyor. Mesela Surfshark antivirüs, adından da anlayabileceği gibi virüslere karşı size ekstra bir koruma sağlıyor. Daha önce İran'da ve Rusya'da bulundum ve biliyorsunuz her iki ülkede de YouTube yasaklı. Eğer Surfshark VPN olmasaydı bu ülkelerde işlerimi takip edemezdim. Siz de çevrim içi gizliliğinizi sağlamak ve internet yasaklarından korunmak için Surfshark VPN'i kullanabilirsiniz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz kodla birlikte ekstra 3 ay ücretsiz kullanım hakkı kazanabilirsiniz ve açıklama kısmındaki bağlantıda da size özel bir teklif var. Bunu da incelemeyi unutmayın. Bence bir gün hepimiz VPN'e ihtiyaç duyacağız. Şimdi devam ediyoruz. İnternette kısa bir araştırma yaptım ve bu araştırmanın sonucunda bu fabrikanın hem Kentao için hem de Sovyetler Birliği için ne kadar önemli olduğunu anladım. Çünkü Sovyetler Birliği'ndeki imar çalışmalarında kullanılan İş makinalarının, ekskavatörlerin büyük çoğunluğu bu fabrikada üretiliyordu. Ve şöyle de bir görsel buldum. Şimdi bu görseldeki logoya, yazıya, fabrikanın girişine bir bakın bakalım tanıdık gelecek mi bir yerden. Genel olarak Kentao'nun boş ve ıssız hali o soğuk havayla, ayazla da birleşince ortaya çok etkileyici bir atmosfer çıktı. Tabii yılların refleksiyle hemen kayda girdim. Bu anları kaydettim ama bunları derleyip toparlayıp sizle paylaşmak, bir video haline getirmek bu zamana kadar mümkün olmamıştı. Bu videoda mümkün oldu. Türkiye YouTube'unda size benden başka Kentao'yu gösterecek de hiçbir kanal bulamazsınız başka. Nelerin peşinden koşuyoruz. Benim bugüne kadar kanal tarihinde gördüğüm en etkileyici yer, yani gönül rahatlığıyla böyle en başa koyabileceğim yer kesinlikle Grammar School'dur. Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rum kesimiyle aramızdaki tampon bölgenin hemen başlangıcında eski bir okul binası. Grammar School dediğimiz okul aslında bugün Rum tarafında hala varlığını sürdürüyor, hala eğitimlerine devam ediyor ama savaş öncesi durumda şu an görmüş olduğunuz binada eğitimlerini veriyordu bu okul. Buranın en önemli özelliği Türk kuvvetleriyle Yunan alayının çatıştığı yer. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türk askerinin ve Yunan askerinin doğrudan çarpıştıkları bir yer ve düşman iki kuvvetin odadan odaya, kattan kata çatıştıkları, savaş verdikleri bir bina. Bana dedi ki Mithat, bu cesetleri topla, kireç getirmişlerdi Yunan alayından. Bunların üzerlerini dedi şey yap, kireçleri dök. Her taraf kan, sinekler doluyor tabii Ağustos'un sıcağı, topladım. Bugün bütün izleriyle, kurşun yaralarıyla, her şeyiyle olduğu gibi öylece hala Kıbrıs'ın bir yerinde duruyor. Tabi burası da özel izinle girilen askeri alan içindeki bir yer. Biz gittiğimizde hudut tekmili verildi. Ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Son! Daha sonra içeride kısıtlı bir zamanımız vardı ama ben tabi bu kısıtlı zamanı değerlendirdim ve sizin için bir video hazırladım. O videoyu da yayınlamıştım. Ama aslında orada çekip yayınlamadığım bir video daha var bu kanalın arşivinde. Grammar School ziyaretim beni çok etkilemişti ve bu ziyaretten sonra elbette daha derinlemesine bir araştırmaya giriştim. Çeşitli anılar okumaya başladım. Daha farklı ne bulabilirsem hemen onları tüketmeye başladım ve çok ilginç bir şey çıktı karşıma ve çok alakasız sayılabilecek bir yerde aslında, ekşi sözlükte. Evet, ekşi sözlük, VPN. Bunu okuyacağım olduğu gibi ekşi sözlükten bir entry bu. Kolej Karakolu başlığı altındaki bir entry'den bir kısım. Rumlar bu bölgeden güneye doğru çekilirken Rum komutanlar bazı askerleri binanın balkonlarına kelepçelemişler. Son mermilerine kadar savaşmaları istenmiş. Derken bizim birliklerimizin açtığı ateş sonucu balkonun üzerinden geçen sıcak su borusu, kalorifer dediler ama yaz gününde sıcak suyun ne işi var bilemedim.
Patlar ve Rum askeri haşlanarak yaslandı duvara yapışır. Uzun bir süre sonra karakol kuşatılıp ölüler çıkarılırken o askerin duvara yapıştığı için iz bıraktığı söylenir. Karakol müze haline gelince bölgedeki komutanlar ve eşleri bir gün ziyarete gelir. Komutanlardan birinin eşi duvardaki lekeyi görünce midesi bulanır ve kusar. O an komutanın emriyle duvar beyaza boyatılır. Buna rağmen hala belli belirsiz leke mevcuttur. Daha sonra bu olayın üzerine biraz gittim. Farklı kaynaklarda aynı olayın daha çeşitli versiyonlarını buldum. İşte kimisinde üzerinde işte barut gazı birikmiş, o yüzden işte duvara bedeni yapışmış diyenler vardı ama olayın özü aynı. Bir kanlı duvar hikayesi var yani. Rum askerleri kaçmaya başladığında, kaybedeceklerini anladığında, kaçmaya başladıklarında Yunan subayları askerleri kaçmasın diye savaştırmak için zorla görmüş olduğunuz parmaklıklara zincirle bağlamışlardır. O şekilde savaştırmışlardır. Tabii bunu öğrenince içim yedi. Keşke oraya gittiğimde bunu biliyor olsaydım. Belki o duvarı bulmaya çalışırdım. Belki orada bilen birine sorardım dedim içimden ve ne kadar şanslıyım ki hayat bana ikinci bir şans sundu ve tekrar Grammar School'a gitmek gibi bir şansım oldu. Burası mı? Ha. Şuradan mı bahsediyorsun? Evet. Evet tabii çok net değil ama. Evet çünkü binamızın genel hattı da aynı renkte bulunmakta ama fakat biz burayı gerekli hem görüntü hem de düzen olsun diye boyuyoruz. İnsanın kanı ister istemez geçmiyor. Evet, şuraya şuradaki demirleri evet, sanırım. Aslında o şekilde bir F-100D o zamanki jetlerden birinin bir sortilik atışında buraya isabet ediyor. Bir rivayete göre tabii ki bunu. O tarihte yaşayanlar daha iyi bilir. Başka rivayetlere göre şunun bir sıcak su borusu olduğu, evet. Buradan sıcak su geldiği ve işte askerin de şurada olduğu da rivayet ediliyor. Evet. Bir de şey barut, yani üzerinde barut birikmiş ya gibi bir rivayet de var. Bir asker bir savaş esnasında, bir operasyon esnasında ister istemez üzerinde bir mühimmat olabilir. ister istemez bir patlayıcı madde olabilir. Onların da intifak etmesiyle birlikte bu şekilde olduğu yani, düşünülüyor. Burada yani bu nasıl söyleyeyim, çok anlatılan bir şeydi. İlk kez hani görüntülüyoruz biz de burayı. Yani tabii dediğiniz gibi hem aradan geçen yılların etkisiyle hem de duvarın tekrar boyanmasının etkisiyle çok net bir silüet yok burada ama çıplak gözle bakıldığı zaman biraz belli oluyor. Aslında bu başlık altında Kıbrıs ayrı bir kategori bile olabilir. Çünkü Kıbrıs'ta daha önce çok video çektim ve çekip yayınlamadığım videolar da oldu ya da yayınlayıp anlatamadığım olaylar da oldu. Erenköy'ü ziyaret ettim mesela. Erenköy de çok etkileyici bir yerde. Araçlarla Rum kesimine geçip Rum kesiminden tekrar Türk topraklarına giriş yapmak. Çok uzun yıllardır, yarım asırdan uzun süredir el değmemiş köylerin içine girmek. Bu da son derece etkileyiciydi. Evet, köye geldik. İşte şurada bir okul binası var. Burada cami var ama bu cami anladığım kadarıyla hala kullanılıyor. Yani en azından buradaki askerler için belki de, emin değilim ama. Aşağıda böyle depo gibi, ambar gibi bir yer var hemen denizin kenarında. Muhtemelen liman da orası. Gemiler oraya yanaşıyordu. Burası aktif olarak kullanılırken. Şurada yine üzerinde hala mermi izlerinin, mermi deliklerinin olduğu başka bir bina var. Kapalı Maraş'ı ilk ziyaret ettiğim zaman bütün bunlar ayrı bir Kıbrıs başlığı altında bile değerlendirilebilir belki. Bu kanal için gittiğim, gördüğüm yerler arasında en etkileyici yer neresi diye sorarsanız bana, Şuşa kesinlikle vereceğim cevaplardan bir tanesidir. İlk üçtedir kesin. Her şeyden önce sahiden çok güzel bir coğrafya. Yüksek bir yerde, yeşillikler içinde, insan içine girdiği anda kendini farklı hissetmeye, kendini iyi hissetmeye başlıyor. Bununla birlikte bir savaş bölgesine giriyorsunuz. Zaten daha Karabağ'ın girişinde bir savaş bölgesine girdiğinizi hissetmeye başlıyorsunuz. Kontrol noktaları, terk edilmiş köyler, kasabalar. Sonra Şuşa'nın girişine geliyorsunuz. Burayı biraz anlatmak, tasvir etmek istiyorum size. Hemen yan tarafta, yani böyle 3-4 metre ilerinizde bir yol var. O yol Hanken diye doğru giden yol. Ve hemen 3-4 metre ötenizden Ermeni plakalı araçlar geçiyor. Arada ortada Rus barış gücü askerleri var. Burada da biz varız. Şuşa'nın girişi böyle bir yer. Tabii tek kare görüntü alamadık oradan ama bu video vesilesiyle anlatmış olayım bunu da. Yani orada o ortamda Şuşa'nın daha girişindeyken ister istemez Rus barış gücü askerlerini görüyorsunuz. Hemen karşıda Ermenileri görüyorsunuz. Burada siz varsınız. Havada bir her an her şey olabilir atmosferi var ve bu insana çok farklı hissettiriyor. Bahsettiğim şey korku değil ya da işte bahsettiğim şey çok etkileyici, o da değil ama doğru tanım bu sanırım. Her an her şey olabilir atmosferi. Şuşa'da hem Sovyet öncesi Azerbaycan'dan kalma bir sürü iz, hem Sovyetler Birliği'nden kalma izler,
hem de Ermeni işgalinden kalma izler var. Bunun yanında ben gittiğim zaman üzerinden yaklaşık 2 sene geçmişti. Yakın zamanda yaşanan savaşın izleri de var. Yani benim gördüğüm haliyle Şuşa tam olarak Karabağ sorununun bir özetiydi aslında. Benim görevim bu simgeyi, bu özeti elimden geldiğince iyi bir şekilde sizlere göstermek, yansıtmakta görevimi iyi bir şekilde yaptığımı düşünüyorum. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Şuşa çok farklı bir yerdi özetle. Geçen yaz Berlin'e gitmiştik eşimle ve aklınızda olsun, Ağustos ayında Berlin'e gitmek hiç iyi bir fikir değil. Çünkü hava çok sıcaktı. Bir noktadan sonra attığımız her adım bir işkenceye dönüştü. Aslında Berlin'de çekmeyi planladığım çok fazla video vardı ama bunların neredeyse hiçbirini yapamadım aşırı sıcak yüzünden. Yine de kameramın kayıtta olduğu bazı anlar vardı. O anlardan birini paylaşacağım şimdi sizin için. Bir yere gittim Berlin'de. Burası alelade bir otopark gibi duran son derece sade bir alan ama aslında burada bir zamanlar Führer Bunker'ı varmış. Führer'in kim olduğunu biliyorsunuz. Adını andığım anda ya da bir görselini gösterdiğim anda YouTube çıldırıyor, o yüzden hani burada çok dillendirmeyeceğim YouTube politikaları gereği. Ama Führer bir zamanlar hayatının son günlerini burada yaşamış ve burada intihar etmiş. İşte burası Berlin Kızıl Ordu tarafından işgal edildikten sonra bir süre daha ayakta kalmış, yaklaşık 2 yıl kadar ve 1947 yılında üzerindeki yapılar Kızıl Ordu tarafından yok edilmiş, patlatılmış. Tabii bölge Berlin duvarına çok yakın bir bölge. Doğu Berlin'de kalıyor, yani duvara yaklaşmanın yasak ve riskli olduğu bir yerde kalıyor. O yüzden bu bunkerın olduğu yer, sığınağın ya da sığınağın olduğu yer uzun yıllar boyunca ellenmeden, en azından altındaki tesisler çok uzun yıllar boyunca öylece durmuş. Ta ki 1989 yılına kadar. Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra bölgede bir inşa çalışması başlatılmış ve bu çalışmayla birlikte 1989 yılında Führer Bunker'ın toprak altında kalan kısımları da ortaya çıkmış. Şu an görmüş olduğunuz birkaç fotoğraf işte oradan, 1989 yılında ortaya çıkarılan sığınaktan kareler. İşte daha sonra bu alan toprakla doldurulmuş ve şu an görmüş olduğunuz otoparka dönüştürülmüş. Ben de 2022 yılında Berlin'e kadar gitmişken burayı ziyaret ettim. Tam böyle kapsamlı bir çekim yapamadım ama tam olarak bu videonun konseptine uygun olarak bazı kareler çekmiştim. Ve işte bugün o kareleri sizlerle paylaşmış oldum. Eğer beğenirseniz lütfen bunu belirtin. Videoyu beğenin, yorum yapın. Birkaç video daha çıkabilir. Bu tarzda en az bir video daha yaparım, belki iki video bile yapabilirim. Yine böyle satır aralarında kalmış daha önce gösteremediğim, anlatamadığım detaylardan. Surfshark VPN'e videomda sponsor olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Ekranda yazan kodla 3 ay ekstra ücretsiz kullanım hakkını ve açıklama kısmındaki bağlantıda size özel teklifi bir kez daha hatırlatıyorum. Bence mutlaka göz atın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.